Sataşma'dan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya soracağım. Sayın Soylu buyurun. Kürsüden vereceğim Sayın Soylu. Sataşma'dan kürsüden. Süreniz 2+1 3 dakika Sayın Bakan. Sayın Başkan çok saygıdeğer milletvekilleri Yüce Meclisimizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Söz istememin sebebi sadece sataşma ile alakalıdır ama eğer Sayın Başkan müsaade ederse meclisin de milletvekillerimiz de eğer bu konuda bir hassasiyet gösterirse meclisin de günlerden beri dinlediği hem Van Çatak olayını hem de bu Kemal Kurkut olayını birkaç dakika içerisinde size ifade etmek isterim. Ben bunu Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda anlattım. Sayın Bakan, sataşmadan söz verdiğim için sadece 3 dakika söz verebileceğim. O zaman şöyle 2015 yılında Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda DAEŞ teröristleri olduğumuz bildiğimiz teröristler HDP'nin mitingine saldırmışlar ve 4 kişi hayatını kaybetmiş. Onlarca kişi de yaralanmıştır. Bunların içerisinde güvenlik görevlilerimiz de var. Ardından 2016'da tekrar bir Nevruz oldu. Özür diliyorum, 2017'de. Yine 2015'te gar patlaması oldu. Yine gar patlamasında onlarca insan hayatını kaybetti. Onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve 2017'de arkadaşlar müsaade edin. 21 Mart 2017 tarihinde yine Diyarbakır'da bir Nevruz kutlamasında polisin güvenlik çemberinden üstü çıplak bir vaziyette elinde şuradaki bıçakla, yani şöyle şu kadar bir bıçakla atlayarak kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut'a polis dur diyor. Ben kendimi patlatacağım. İfade bu. Bize gelen ifade bu. Giderken bir önceki olaylarda güvenlik güçlerimizin bu konuda tedbir almasını gerektirdiğinden dolayı onu dur ihtarından sonra durmadığı için kalabalığa ve topluluğa herhangi bir zarar verebileceğini düşürerek etkisiz hale getiriyorlar. Sonra da hastanede hayatını kaybediyor. Bir saniye. Peki siz kendi sözlerinizi hatırlayacaksınız. 2015'teki olayda hem Nevruz'da Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda hem de gar patlamasında bunun katili devlettir, devlet bu işi engellemedi diyenler bugün de Kemal Kurkut'un orada topluluğun üzerine bıçakla pantolonun altında ne var bilmiyorum. Sayın Torun müsaade eder misiniz arkadaşlar? Sadece şunu anlatayım. Bakın dün biz Viranşehir ve Mardin sınırında kökenli DAEŞ'li bildiğimiz ama PYD ve PKK tarafından satın alınarak ve etrafındaki aileleri rehin alınarak sınırımızdan sokulup 1,5 kilo patlayıcıyı pantolonun içerisine saklayan bir terörist etkisi hale getirdik. Yani sırtı çıplak diye pantolonunda kimsenin herhangi bir bombayla orada devlet HDP mitingini korumak için orada bir provokasyona müsaade etmek için gerekli tedbiri aldı. Bu tedbiri defalarca alırız. Bizim görevimiz budur. İkincisi Van Çatak olayı. Bakınız 11 Eylül tarihinde bunu anlattım size. Sesinizi çıkarmadınız. Bana dediniz ki şu ana kadar niye söylemediniz? Ben de size dedim ki hastaydım, kusura bakmayın. Bütün meseleyi benim kendim anlatmam gerekirdi, ben anlattım. Bir tek soru sormadınız. Bugün buna hikaye ediyorsunuz. Ne söylerseniz söyleyin. Size söylemiyorum zaten. Yalanlarınızla birlikte ikna. Evet. Sayın Bakan bir dakika uzatacağım. Tamam. Açalım. Biz 11 Eylül'de bir operasyon yaptık. Biz 11 Eylül'de istemiyorsunuz değil mi? Doğruyu istemiyorsunuz değil mi? Doğruyu istemiyorsunuz değil mi? Biz 11 Eylül'de bir operasyon yaptık. 11 Eylül'deki operasyonda 3 tane vatan evladımız şehit oldu. Bunlardan bir tanesi Yüzbaşı Mahmut.
Bir tanesi Osman Çavuş Sezer, bir tanesi de Yusuf Uyar. Peki niye şehit oldu bunlar? Neden? Çünkü 11 Eylül'de şurası Osman Şiban Nevi. Allah'tan insansız hava aracı var. Bütün operasyon insansız hava aracıyla beraber kayıt altında. Şeyi de bende. Bütün kayıtlar da bende. İsteyene de veririm ve gösteririm. Burada Osman Şiban'ın evi burada. Ve Osman Şiban'ın evine 2-3 kişi geliyor 21 sıralarında. Ve insan hava aracıyla takip ediliyor. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Süre tamamlandı. Bir dakika verir misiniz? Bir dakika. Bir dakika daha vereyim. Son bir dakika. Bir dakika. Şu Osman Şiban'ın Sayın milletvekilleri. Osman Şiban'ın evine 3 tane terörist giriyor. Bunlardan bir tanesi APO'nun, Murat Karayılan'ın, Duran Kalkan'ın en yakın arkadaşı kırmızı listedeki Vahdettin Karabay. Ve Osman Şiban'ın evinden çıkıyorlar. Osman Şiban'ın evinden çıktıktan sonra şimdi söyleyeceğim. Şu hareketlilikle beraber doğru mağaraya doğru gidiyorlar. Sonra biz Türk Hava Kuvvetleri'nden uçakları istiyoruz, F-16'ları ve F-16'larla beraber şu kayalıkların içerisinde bu teröristleri, 3 tane terörist, birisi kırmızı liste, bunları etkisiz hale getiriyoruz. Sonra devam ediyorum. Bu kayalıklarda bu 3 teröristten bir tanesi ölmüyor. Kahraman Yüzbaşı Mahmut kayalığın içine giriyor.